Bakın bir bebek bekleyen bir anne bu virüse yakalanıyor ve hasta oluyor. Covid-19 olduğu halde hastaneler kabul etmiyor. Bir özel hastane kabul etmediği için 70 kilometre uzakta başka bir hastaneye gidiyor. Doğumu yapıyor fakat bebek doğuyor ama anneyi kaybediyorlar. Diyorum ki doğum başladı artık biz kabul edemiyoruz yönetim kararı. Bakın doğum süreci başlamış bir kadını kapıdan çeviriyorlar. Covid'li diye. Evet. Tek günahımız Covid olması. İddiaya göre koronavirüslü diye gebeliği boyunca gittiği özel hastanenin kapısından çevrildi 9 aylık hamile dönüş öğretmen. Pandemi hastanesinde de sezaryen alınmadı. Bir hafta boyunca evde karantinada kalan kadın evinden 70 kilometre uzakta bir hastanede doğum yaptı. Bir gün sonra hayatını kaybetti. Masum bir e, çocuk hani birilerinin o iş güzelliği yüzünden annesiz bir yaşayacak artık. 32 yaşındaki dönüş kılınç İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmendi. Hamile kalınca İstanbul Pendik'teki bir özel hastaneye gitmeye başladı. 30 Ekim'de PCR testi pozitif çıktı eşimin. Ne söyledi hastane? Covid'li hastayı kabul etmiyoruz dediler Bu kez kendi kadın doğum uzmanına mesaj attı dönüş öğretmen. Ancak ondan da aldığı yanıt, koronavirüs pozitif hastayı kabul edemiyoruz oldu. Evde durumu iyice kötüleşen kadını eşi bu kez Pendik'te Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Orada da kota engeli çıktı karşısına. İlk doğum olduğu için bu doğum bir günde sürebilir, üç günde sürebilir dediler. E dedim ölüyor bu kadın sancıdan. sezeryan yapın. E, devletin bize verdiği bir kota var. Biz bu kotayı aşamıyoruz dedi e Ne yapacağız? Eve gidip bekleyeceksiniz dediler. Sağlık Bakanlığı'ndan gelip 112'den, filyasyon ekibinden herhangi bir ilaca başlattılar mı? Hayır. Ee, ben onları da defalarca kez aradım. Bize söylenen şey şu. Hala gelmediler mi? Gelmeleri lazım. Eve gönderildi dönüş kılınç ama durumu kötüydü. Hem koronavirüs belirtileri artmış hem de doğum sancıları sıklaşmıştı. Bir tanıdığım sayesinde bahçeli evlerde yaklaşık bize 60-70 kilometre uzaklıkta bir özel hastane bulduk. Eşim Ramazan ben dayanırım dedim. Beni ne olur oraya götür dedi. Bahçeli evlerdeki özel hastanede doğum yaptı dönüş kılınç ama çok geç kalınmıştı. Bebeğini kucağına alamadan bir gün boyunca kaldığı yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Eşim Şırnak İdil'de görev yaptı 3,5 yıl. İstanbul'un göbeğindeyiz. Her yerimizde hastane var. Ve doktorlar ilgilenmiyor. Hastaneler kapıyı kapatıyor. Dava açacağım. Ee, hani dün avukata vekalet verdim. Suç duyurusunda bulunacak. Evet bu kota meselesine ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani vicdanın sınırında bir kotadan bahsediliyorsa herhalde vicdan galip gelmeli. Böyle sözde resmi bir takım açıklamalarla kimi ikna edecekler, kime durumu e, izah edecekler ben bilmiyorum. Bu kota moto işi boş iş yani. O anne geri gelecek mi? Hayır. Yani zorunda mıyız bunlarla? Böyle yaşamak zorunda mıyız? Tabii ki değiliz. Tabii ki değiliz.